Kıymetli hemşerilerim. Bizim mikrofonlara ihtiyacımız yok. Allah'ın izniyle sesimizi her yere duyuracağız. İnşallah. Bütün dağa taşa yeniden de ne mutlu Türk'üm geliyor. Burada Türk'ün ocağındayız. Sayın Başkanım ne kadar güzel ifade etti. Türk'ün ocağındayız dedi. Türk'ün ocağını söndürmek isteyenlerin karşısında emin Allah dağ gibi duracak. Türk milletini iki kutup arasına sıkıştırmak istediler. Dediler ki bir ittifakın yanında Kızıl Kürdistancılar yani HDP olsun. Öteki ittifakın yanında da Yeşil Kürdistancılar yani Hüdapar olsun. Biz Ata İttifakı'nı kurarak dedik ki ne HDP ne Hüdapar ne Kandil Dağı ne Domuz Bağı dedik. İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak Türk'ün ocağından sesleniyorum. Biz milletimizi hiçbir zaman terör örgütlerinin siyasi uzantılarının kıskacında kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Şimdi her iki ittifakta seçimi kazanmak için terör örgütlerinin siyasi uzantılarına şirinlik üzerine şirinlik yapma peşindeler. O sebeple de bizim mevcudiyetimiz son derece önemlidir. Burası Türk'ün ocağı, burada siyaset yapmayacağım. Siyaset konuşmayacağım. Türk milletinin meselelerini sizlerle paylaşacağım. Değerli Denizli halkı, bir cumhurbaşkanı adayı olarak size hemşerim diyebilirim çünkü ben Iğdırlı olsam da ben Iğdır milletvekili adayı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı adayıyım. 81 ilin 81'i de artık benim hemşehrimdir.